Milyonlarca öğrenci için bugün uzaktan eğitim dönemi başladı. Saat 9 itibariyle başlayan yeni sistemde ilk ders zilini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çaldı. Bakan Selçuk konuşmasında velilerin bu dönemde dikkat etmesi gerekenleri de tek tek açıkladı. Değerli velilerimiz, koronavirüs nedeniyle bugün itibariyle uzaktan eğitim dönemi başladı. Hepimizin sağlığı. İlk dersi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerin bu dönemde dikkat etmesi gerekenler açıkladı. Bizlere güvenin. Okul çocuğun sadece eğitim aldığı, ders dinlediği, öğrendiği yer değildir. Çocuk okulda eğlenir, sosyalleşir, arkadaşlarıyla birlikte öğrenir. Sistematik bir öğrenmenin içinde zaman geçirir ve dolayısıyla bizim uzaktan eğitimle çocuklarımıza bunların hepsini kusursuz bir şekilde verebilmemiz, 57 bin okulla yaptığımız her şeyi burada yapmamız elbette mümkün olmayacak. Ancak biliniz ki son tahlilde her şey yapılacak. Diğer yandan sizlerden öğretmenlik yapmanızı ve evinizi bir okula çevirmenizi tabii ki beklemiyoruz. Gayemiz şu ki çocuklarımız okuldan ayrı kaldıkları bu süreçte derslerinden soğumasınlar, eğitimden kopmasınlar. Yarın okullar açıldığında büyük bir boşluk yaşamasınlar. Bağlantımız sürsün. Değerli ailelerimiz, bu süreçte çocuklarımızın derslerini düzenli takip etmesi, verilen ödevleri yapması ve bizlerle iletişim içinde kalması için en büyük destekçimiz sizler olacaksınız. Çocuklarımız derslere başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsun. Evde küçük kardeş varsa lütfen ders dinleyecek olan çocuğunuzun evin başka bir odasında olmasına mümkünse özen gösterin. Çocuğunuzun uzaktan eğitimdeyken temizlik yapmak, müzik dinlemek, başka bir televizyonu açmak gibi dikkatini dağıtacak şeylerden uzak durun lütfen. O dersini dinlerken meyve, süt gibi ikramlardan kaçının. Bunlar için zaten vakitleri var. Uzaktan eğitimde dersler elbette ki okuldakiler kadar uzun olmayacak. Bizler bu açığı en iyi çocuklarımızın daha fazla kitap okumasını sağlayarak kapatabiliriz. Bakan Selçuk konuşmasının son bölümünde gençlere seslendi. Bu süreci avantaja çevirmek sizin elinizde. Şundan emin olun, uzaktan eğitimin uzaması ya da uzamaması ile ilgili her türlü senaryo bizim için hazırlığımız tamam. Sizi mağdur etmemek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz bilsinler ki sınavda okuldayken gördüğünüz konular sorulacak. Ancak siz lütfen derslerinizi televizyondan ve EBA üzerinden sıkı takip edin. Önceki konular orada da yer alacak. Bu süreci kendi yol haritanızı gözden geçirmek ve eksiklerinizi tamamlamak için bir fırsat gibi düşünebilirsiniz. 11 ve 12. sınıftaki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u izlediniz sayın seyirciler. Çok güzel uyarıları vardı ve bugün öğrenciler başladı ilk yayına. Başladı da yaşanan bir olay, bir içerik herkesin nefretini kazandı. Yani bugün daha ilk derste orta öğretimdeki öğrencilere eski başbakanlardan Adnan Menderes'in idamı resimlerle anlatıldı. Bu da herkesi çileden çıkardı. Ve nihayetinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bu tepkilere cevap verdi. Dedi ki evet ben de karşıyım, bu olmaz, gerekeni yapacağım diye de söyledi. Bazen kaş yaparken böyle göz çıkarılır. Bu kadar güzel projenin içinde yaşanan bu olaylar da elbette ki insanları gerçekten çileden çıkarıyor.